Ne danışım? Kara bileme yok. Onu adam fikirleşer olmaz. Ya yaxşı bir defa danışarım yazarsın. Düz qırıqlı məktəbinə getmişəm. Məktəb meçiddə yerləşirdi. Məşəyusu adında bir müəllimimiz var idi. Çox yaxşı adam idi. Kəndimizdən 3 nəfər o məktəbdə oxuyurdu. Onlar məni aparıblar o məktəbə. 3-cü sinifdəydilər, mən 1-ci sinifdə. Ona görə mən 1-ci, 2-ci sinifi oxumadım. Birbaşa 3-cü sinifə. Onlar məni öyrətdi, 3-cü sinifə keçdim. Onları bitirəndən sonrasında şirkətdə də mən işləyirdim, atama kömək eləyirdim. Mən böyük qardaşım vardı, Həsən adında. Sonra 3 bacım var idi. Böyük kəhni idi, ondan kiçik Həcər idi, ən axırıncı göhər idi. Oxumağıma kömək eləyib mənim böyük bacım kömək. Sovet hökuməti quruldu, Sovet hökuməti qurulanda əri Sovetdə işləyirdi. Mən kəndimizdən aralıb Qovliyar stansiyasında 7-lik məktəbə getdim. 7-lik məktəbi qurduranda biz orada qalxoz quruluşunda faal iştirak edirdik. O vaxtda mən Komsomolun üzvü idim. Komsomol yaçeykasının mən sədri idim. Sonrasında qalxozu dağılanları biz ifşa eləyəndə biz 5 nəfər Komsomolçunu tutdular. Mən özüm də türmədə oldum. Sonrasında Bakıdan RK-ya Fatma Hacıyeva gəldi. Yoxladı, iclas çağırdı, qol çomaqları, o zadları qalxozdan təmizlədilər, bizi buraxdılar və məni qeydə aldılar ki, mən məktəbə getməliyəm. Qovliyar 7-lik məktəbini qurtarandan sonra mən gəldim Bakıya, məni gətirdilər Bakıya. Bakıda məktəbə girdim, Medinusda. Sonrasında dolanışıq çətin idi, mən qala bilmədim Bakıda, sonrasında mən gedəsi oldum. Ayna Sultanova Maarif Nazirinin mavini idi, çox yaxşı qadın idi, rəhmətli, çox gözəl insan idi. O mənə qabul elədi, mənə çox xahiş elədi ki, bala sən qal oxu günən, sən yaxşı oxuya bilərsən. Mən dedim, yox, burada mən qala bilmirəm, çünki köməyim yoxdur, kətdən kömək gəlmirdi mənə, vəziyyətim ağır idi. O mənə kağız verdi, gedi Gəncədə gedərsə, Əleydər Qarayev, bu kağızı ona verərsə. Mən həmən o Ayna Sultanova məni kabinetində, o balaca otaqda mənə göstəriş verdi orada bir arvada, mənə şirin çayla çörək verdilər, pendir çörək yedim. Sonra məni yola salmaq üçün öndəki cavanlar kimi deyil. Biz onda çox şeyləri bilmirdik. Məsələn, nə cür poezə bilet almaq, nə cür almaq, nə cür bilmək, belə şeyləri bilmirdik. Odur ki, onun tapşırığından bir nəfər gəldi, mənə bilet aldı, məni yola saldı. Mən getdim evimizə, evdə biraz xeylə qalandan sonrasına mən gəldim Gəncə şəhərinə. Gəncə şəhərinə gəldim, Əleydər Qarayevin binasını soruşdum. Əleydər Qarayev uzun adam idi, Komsomolsku giyilmişdi, əlində çəkməsi var idi. Bu, biraz 4 dənə rumba gəzdirirdi, komandarmı. Məni qabul elərdi. Kağızı verdim ona, kağızı verəndə dedi ki, nə, Ayna bacı yazıb, dedim, hə. O göstəriş verdi məni, kənd sərfat institutu, onda Azərbaycana kənd sərfat institutu gəlirdi göstərişlə. O institutun hazırlıq kursu var idi. O hazırlıq kursunu məni götürdülər hazırlıq kursuna. Mən imtihan verdim. Deyəndə dedilər ki, Nəleydər Qarayevin tapşırığıdır. Bu imtihan versə də götürüləcək, imtihan verməsə də götürüləcək. Ona görə heç imtihana o qədər fikir vermədilər. Hazırlıq kursunu qurtarandan sonrasında
Azerbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun meyvə tərəvəçilik fakültəsinə mən daxil oldum. Birinci zaddan mən ancaq bütün fikrimi oxumağa verirdim. Birinci kursda mən başladım oxumağa. Mən paltarım o qədər yaxşı döydü. Giyinim paltarım zadım o qədər tələbiyə uyğun döydü. Çox pis idi. Musa Beqov vardı müəllim. Birinci imtihanı alanda o hamıdan soruşdu, məndən soruşmadı. Dedi, sən heç jurnalda döyüsən, sən nədirsən burada? Sən get yine kətdə işini zanın, mala qoyuna zada baxşına. Ha, dedim, mən burada iştirak eləmişəm, ancaq məndən soruşun. Bütün sinif hamısı xahiş elədi ki, müəllim, bundan soruşun. Sinifin də fikri qoydu ki, görək bu uşaq bir şey bilirmi, bilmirmi? Bu heç tələbiyə oxşamır, bu bir şey bilir, bilmir. Müəllim hamıdan soruşurdu ki, neçəyə cavab verəcəksən? Deyirdilər, beşə. Heç birisinə üçdən artıq vermədi. Deyirdi, heç birimizə üç yox, pis qiymət verirdi çoxsuna. Mən çıxanda dedi, sən neçəyə hazırlaşırsan? Dəyəmdə dedim, mən müəllim, qiymət halveri eləmirəm, xahiş edirəm, ancaq keçdiyiniz dərs səviyyəsində məndən soruşun, proqramma səviyyəsində. Mən müəllimlə mübahisə eləyə bilmərəm. Dəndə dedi, paho, gəl onda daskıya. Məndən çox soruşdu, bilmirəm, 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, axırsında bütün sinif az qaldı zabatok eləyə ki, müəllim, uşağı siz öldürdünüz, daha bəsdir. Müəllim dedi ki, bir də soruşacağım mənim. Bir iki də soruşdu. Sonra knopkanı bastı, laborant kızı çağırdı. Dedi ki, oradan qırmızı turş gətir yenə. Dedi, Musa Beqovdan yadigar olaraq ona bir böyük bir beş yazacağım. Hamısı senin məhətlər qaldı. Təzdən aradan bir gün keçmiş, bana dediler ki, seni direksiyaya çağırır, institutun rektoru çağırır. Onda da Hüseyin Musayev vardı, rektor. Ben oraya gidende gördüm ki, müəllim Musa Beqovdu orada. Priyonlu'da oturublar. Bir de Ağa Beqov var, Qaf kafedra, dekan. Dende Ağa Beqov dedi ki, dediğin uşaq budur, dedi, bəli budur. Bu müəllim deyir ki, bu talantlı uşaq var, ancaq vəziyyəti ağırdır, ona kömək eləmək. Məni rektorun kabinetində bu iki adamla birlikdə rektor qabul elədi. Rektor göstəriş verdi o mavinə, dedi ki, təpədən davana bu uşağı giydirim. Bana bir dəs kostyum verdilər, ayaqqabı verdilər, sonrasında şapka verdilər başa qoymağa. Sonra köynək, zat hamısını verdilər. Sonra göstəriş verdi, ikinci çarşıda, şəhərin ikinci hissəsində yeməkxanası vardı institutun. Orada göstəriş verdilər ki, bu tələbiyə pulsuz yemək verilsin. Bana pulsuz yemək verilirdi. Sonrasında rektor göstəriş verdi ki, axtarın, görün hansı kafedrada yer varsa, bunu ya laborant, ya preparat götürsünlər. Məni mexanizasiya kafedrasına laborant götürdülər. Mən həm oxuyurdum, həm də işləyirdim. Az vaxtda ki, mən institutda böyük şöhrət qazandım. Bütün institut məni taniyası oldu. İnstitutun komsomol təşkilatını mənə havalə edirdi. Həm də sinif kom seçdilər. Bütün o tələbələr hamısı, hansı ki, biraz zəif olanda mənim yanıma göndərirdilər ki, mən onu hazırlayayım. Sonra institut özü Voyenzirovin idi. Hərbi kafedrası var idi. İnstitutu mən əla diplomla qurtardım. 16 nəfərin içərisində 37-ci ildə əla diplomla bircə mən qurtardım. Orada bir
bir mesele oldu. Zavka Federe Üniversitesi Azerbaycan'a gelende esas hamsı uruslarıydı, profesörler onun kadro, üniversitenin kadrosu esas uruslarıydı. Azerbaycanlı kadroları yok idi onda. Bize Mahmedov Mahmut mekanizasyadan ders verirdi. Onun sevmirdi, urus vardı, Zavka Federe vardı, hem de profesör. Aradan bir yıl geçenden sonrasında o meseleni koydu çünkü Azerbaycan grubu savaşsız kalıptı. Rus grubasından birlikte ben talep edirim onlardan imtihan alınsın. Bir yıl aradan geçenden sonrasında. Onda Mamedov Mahmut cavan adam idi. O adam sonradan rahmetli Nazırlar Sovetinde birinci mavin oldu. Sonrasında özü kandidat naokuydu. Bu bana bunu haber verdi. Ben nece sınıf kom dedi ki o profesör beni buradan institutdan çıkartmak istiyor. Sen uşağların hamsına haber ver ki hazırlaşsınlar. Payet imtihan olacak kemisiyle. Ben uşağların hamsına yaydıysan haber verdim. Ve başka karışbeklerden de istifade edildik. İmtihana hazırlaştık. Faiz olanda imtihan, Rus grubasıdır, Azerbaycan grubasıdır. Bir nefer onlardan çağırır, bir nefer bizden. Onlardan çağırdı Kalabekov, elasçısı Kalabekov. Bizim sınıftan da birinci məni çağırdılar imtihana. Uşaqları bırakmırlar, otağa ancak çağırılan gelir. Biz girdik oraya. Kalabekov 5 almıştı profesörden, bunun kıymatını 4'e indirdiler. Benim kıymatım 5'te kaldı plusla. Sonrasında bizim grupada kıymatların hamısı, ekseriyatı arttı. Rus grupasının kıymatları aşağı düştü. Ondan o profesör acı geledi, institutdan çıktı gitti. Azerbaycan bölmesinin uşaqları hamısı kıymatı 3 almışsa 4 oldu, 4 almışsa 5 oldu. Hamısı yaxşı kıymat aldı. Çünkü biz de Qabaqçadan hazırlaşmışsa bize haber vermişti müəllim. Sonrasında ben institutu dövlət imtihanını vermemiş, əlaçıydım deyin. Beni o saatlere Kirabat, onda Kirabat, Kirabat kent sərfat texnikumuna dərsdən müdürü təyin elədilər. Dersden müdür təyin edildi, oranın da Məhbuba Atayeva var idi, direktoru, o kadın hamileydi. Heç daha ondan sonra da gelmedi. Ben hem iş aparırdım, hem tədrisden müdür, hem de direktor. Biz onda Tambov Mexanizasiya Texnikumu ile yarışırdık, o yüzden hemen Texnikum Moskova'ya bakırdı. SSR'i Kent Sərfat Nazirliğine, biz SSR'i Kent Sərfat Nazirliğine gedirdik, İsmet Anzadı təsdiqe. Yarışın zadında Tambov Mexanizasiya Texnikumu birinci oldu, Ümumi İttifak yarışında. Bizim Texnikum oldu ikinci. O texnikumda mən çox zəhmət çəkmişdim uşaqların hazırlaşmasına görə. Onda bana 3 aylık maaş verdiler premiya. Sonrasında bir dənə servis verdiler, çaylı servis verdiler. Bugünə qədər onun müəyyən o qənd qabızadı qalırdı. Ondan sonrasında bir də Stalinin 17-ci kurultayda olan dakladının zapsini verdiler, plastinkalarını verdiler premiya olarak. Ondan sonrasında ben orada biraz işleyenden sonrasında Texnikumda çok benim büyük hürmetim var idi. Hürmetim həddindən artık çok hürmetim var idi. Her şey medre beni çağırdılar Bakıya. Bakıya çağırdılar Mərkəzi Komiteye. Dediler seni Şehir Torpaq Şöybəsində müdür təyin edirik. Mən atqaz elədim. Sonra dediler ki onda seni partiyadan da çıxardarıq falan eləyər ya. Tezden ben mecbur oldum, Texnikumda beni bırakmırdı. Uşaqlar da Bastovka yalan edirdiler, koymurdular ben gitmeye. Hem ben kent sarfaz, Texnikumda müdür işleyirdim, tezden müdürü. Hem de Torpaq Şöybəsinin müdürü işleyirdim. Bu zaman benim bronum var idi. Müharibə hakkında benim bronum var idi. Müharibə başladı. Müharibə başlayanda ben demek bron olana
Mene lazım idi, bizde çizdiğim plan var idi. O planı esasen ne kadar hərbi hissiyaya traktör lazımdı, at lazımdı, onlar araba lazımdı, maşın lazımdı. Bunların hamısını verenden sonrasında ben seferberlik orada hamısı işlenmiş plan idi. Bu plan seferberlik planını yerine getirdim. Getirenden sonrasında gittim. Şehir sevetinde daklat elemeliydim. Gittim daklat eledim ki tamamıyla seferberlik planını yerine getirmişim. Orada da dedi çok sağ ol, sen çok yakışı yerine getiriyorsun. Gittim bu enkavata Stepanov vardı. Dedim ben gelirim mağarbiye. Olardı bu tahminen iyun ayının 25-26'sı 41. ilde. Benden dedi, olmaz senin bronun var, dedim bronu götür, ben gedirəm mağarbiye. Ondan sonrasında beni bronu aldı, beni verdi, mobilizasiya listini verdi, ben gittim mağarbiye. Orada biz gittik, esas Ermənistan torpağına, o Ermənistan torpağına avqust ayının 24-də biz keçdik İrana. İrana keçdik, İranda biraz qaldıq Mərənddə, Təbriz şəhərində. Sonrasında oradan bizi qaytardılar. Dekabr ayında biz getdik Zada Krasnodara. Onda komandir Karaulnova zvod idi. Mənim zvodum Karaul çəkirdi. Mən Malatçı leytinar Karaulnova zvod idi mənə. Oradan təzdənlər Krasnodardan bizi göndərdilər bir 3 ay kurs usavirşensiyonu. Kurs usavirşensiyonu qurtarandan sonrasında mən oldum starşı leytinan komandir Strelkovi Roto. Bu zadla mən getdim 336-cı Tarnapol zadında iştirak elədim. Yaralanandan sonrasında mən qolumdan yaralandım. Məni göndərdilər 13. Gvardeysk armiya, Puhova, komandirçi Puhova, general armiya Puhova. Bizim diviziya 17. Gvardeysk 1-300 diviziya idi, 336 Strelkovi polk, komandir polka Geroy Sovetskiy Soyuz da Babenko idi. Mən komandir Strelkovi rot idim. Vuruşma zadında biz iştirak elədik Kırım'da, sonrasında iştirak elədik Berdiçev'də, sonrasında Varşava Bapravleriyasında, sonra Ştentində biz hazırlaşdıq, mən iştirak elədim Berlin Napravleriyasında, Berlin'in alınmasında. Berlin'in alınmasında sonrasında bizim diviziyanı oradan Berlin alınandan sonrasında gönderdiler Çekoslovakya. Praga'da orada Ermeni faşistlerin grupprovkası teslim olmurdu. Ondan sonrasında bizi istediler uzak şerge gönderirler. Vaziyet yaxşı oldu deyin bizi kaytardılar. Geldik Ukrayna'ya. Ukrayna'ya gelenden sonrasında ben mütexessis olduğuma göre birinci demobilizasiyada ben düştüm. Demek birinci demobilizasiyada ben bırakıldım. Bırakıldım gel kendine. Kendine geldim, beni çağırdılar Merkezi Komitada. Öyle o vaxta 46. ilde ben Merkezi Komitada təlimatçı götürdüler beni. Kendi sarfaz köybəsinde. Daha sonra? Vuruşma zamanında ben medal aldım. Berlin'in alınması medalı. Sonrasında Varşava'nın alınması. Birinci benim ordenim olur Zabayavuy Zaslugu. Onu ben 43. ilde almışım, birinci ordeni almışım Tuapsi'de. Tuapsi'de, o Karadeniz sahili Tuapsi'de. Ben orada parakodu, Lenin parakodunda olduğum zaman o parakodu batırdılar, ben yaralandım. Soçi'de ben hospitalda yattım. Orada ben boçaklık gösterdiğime göre o nemeslerin desantla grup basından vuruşmada koçaklık gösterdiğime göre ben Zabayavuy Zaslığı. Özde birinci ordeni bana veren de bütün o hərbi hissini sıraya düzdüler. Faragat komandası verip beni qabağa çıxartdılar. Birinci ordeni ben aldım. Onda heç kim o ordeni almırdı. Ondan sonrası benim ikinci ordenim oldu. Kızıl Ulduz ordeni. Üçüncü benim ordenim oldu ve
Vatan Muharebesi Ordeni. Sonra medallar da için o çoktu da o medallar. Esas bu ben 43. yılda bir defa demek 43. yılda yakışı hizmetlerime de da göre oradan demek tuhafsiden bizi gönderirdiler Krasnodar'a. Ben kahiş eledim. Dedim evde eve deyim. Gittim dedim ki kahiş edelim benim nefralarını verin. Suhumu, Tbilisi, Bakı, Krasnodar. Krasnodar'a gitmeliydik. Neçenlik dedi polkovnik yaxşı adam idi. Dedi ki sen niye birbaşa buradan Krasnodar gitmeye vezin bu kadar dolanırsan. Dedim eve deymek istedim. Dedi başka mesele. Bana icazı verdiler geldim. Gelende ben hele onda yoldaşım Zehra Kazak'ta olurdu. Ancak hiç o adresini bilirdim. O evde zaten ben olmamıştım. Nişancı'yla evlenmiştim. Evlenmeyim, benim 40. yılda olup evlenmeyim. Özde ben evlenmişim o adamla ki o Teknikom'u kurtarandı. Ben Teknikom'un tedris müdürüydüm. Oradan biz tanış olmuştuk. Sonrasında o ikili müellimler insanı kurtardı. 40. yılda biz evlendik. 40. yılda evlenenden sonra da ben muharebeye gidende Zehra hamileydi. Onu ben göndermiştim dağa Şamlık kendine. Orada emim gile. O onun haberi yok idi. Ben evi bağladım, haçarı götürdüm özümle. Öz fikrimi de böyle kuruk çektim, stonus'ta yazdım için eğer görüşmesem kim olsa uşağa yaxşı bahçeyle yazıp görmüştüm orada evde. Öz şekilimi de böyle kara çekip birleştirmemiştim ki belki de salamat kaldım. O benim kaynatım vardı, zaten. O gelir deyir, demek gelsin evi yoxlayırsın ki ne der evi ben ne vaziyette koyup gitmişim. O gelene kimi de bizim evi yarırlar, orada olan şeyler de dar aparırlar. O da gelir o şekili zaten düzeldir ki kızın yüreği harap olmasın. Ben tezden Krasnodar'da olanda, Krasnodar'da ben telegram aldım ki benim oğlum olup. Oğlum olup. Onda benim büyük kardeşim ölmüştü. Orada atam zaten mesleğe görürler, oğlumun adını koyurlar Hasan. Ben onu, bana telegrama geldi için oğlum olup, ben de telegrama cevap verdim ki şükür Allah'a ki yoldaşım salamat kurtarır. Sonrasında o ben 43. yılda kaydanda öyle otağı açanda gördüm o Zehra paltar giyiyor. Beni gördü, bey kapı, ben kapını açmıştım deyin, az kaldı rüyacede yıkıla tuttum bunu. Tezden o günü onlar konaklık zat elediler, koyun zat kestiler. Gece saat 2 olardı, bir de kapı döyüldü. Ben gördüm ki kaynenden Şam'ıma kimdense danışır, deyir sen Allah yaralı gelip de işiniz olmasın. Seher gelersiniz, danışarsınız. Gördüm deyirler ki yok, bu saatler onu biz aparmalıyız. Bunlar ele bilirler ki ben kaçıp gelmişim, neyim? Kazak'ta, komendantlık upravleniyasında. Dedim ben durdum, giyindim. Pisteleti de ağzını açtım, kabağına verdim patron. Denle Şamamiye dedim ki, kişi söhbetidir, sen gel eve işin olmasın. Ben eşiğe çıktım, gördüm bir kapitandı balkonda. İki nefer de saldattı. Dedim ne istiyorsunuz? Dedi gideceğiz sen Türk kabağımıza. Dedim ne? Türk kabağımıza diyorsun. Dedim ne kadar sağsınız çıkın gidin. Gördüm diyor ki onun silahını alın saldatlara diye. Pistoleti götürdüm böyle diredim bunun boğazına. Dedim sen kimden silah alırsın? Sen arka şoğulursan, sıçanırsan sen kimden silah alırsan dedim. Dedim ne kadar salanmazsan reddol buradan. Dedim patron ağzındadır dedim. Bu saatleri vermişsem dedim patron ağzına. Bu saat seni öldüreceğim. Saldatlar buna da dilediler ki yoldaş kaptan gidecek de seher gelecek de kaşkın döyümü dizirti de bir şey diyor. Seher gittim Zaharçenko var idi. Meçalnik karnızı ona.
Ona yavis oldum, qeyd elədi, çağızımız dağımız qeyd elədi. Dedi ki, qoy produksiya verin Akçerə ailəsinə. Bana suxarı verdilər, sabun verdilər, qənd verdilər, filan verdilər. Bir torba, 4-5 dənə sabun verdilər. Ondan sonrasında 2 kiloya kimi suxarı verdilər. Sonrasında 1 kiloya kimi qənd verdilər evə gətirməyə. Sonrasında da dedi ki, 5 gün sənin vaxtını artıq mən uzada bilmərəm, 5 gün sənin vaxtını uzadıram. Dəndə dedim, savaş balkonu dedim, iş ondadır ki, bu gecə məni nə rəhat. Dedim, nə olur, dedim, həmən əhvalatı ona danışdım. Dəndə dedi ki, kim olur dedi, dedi, tecur mu? Dediler kapitan Trafilov, çağırın kapitanı Trafilov'u. Çağırdılar, dedi sen niye ne rahat edilsin Akçeri? 500 kat damasın ağır. Sonrası dedi seni gönderer fronta diye, sen ondan lezzetini görersin frontuna. Sonrasında ben geldim oradan evimize gelmeliyiz, evimize, kente. Bizim aile kentte yaşıyordu. Mənim də xəbərim yoxdur, mənim xəbərim yoxdur demək, heç nədən xəbərim yoxdur mənim, sən demə mənim anam ölübmüş, şəhəm. Təzdən bacım qızı Ülkərlə, bacım oğlu Oruç gəldilər, bunlarla gördüm belə danışırlar, Zəhrə zad danışır, sən demə bunlara deyirlər ki, bilməsin, zəhriz qoyun hələriniz. Körekler gitsin, haber etsin. Değil mi bu bacım da ölüptü şahat? Büyük bacım. Poyezde zaten, poyez minnacım da gördüm, havuzlu sürmezdi. Pistoleti çıkardım, maharbenin ayrı kanunu var, maharbede olan. Ona göre memurla pistolet hazırydı. Dedim, arvatlar zaten beni havuzlu. Dedim, dayandır, yeşeşir sen. Bindik, geldik. Ben gelende, kendi gelende gördüm ki ne, hiç kim dedilemir. Gitti eve, atam diyor ki, atama kalmayacak koş verdi, dedi oğlun gelir, kendinden eve hapsız mutsuz bir koş verdi. Şişkide. Geldim, meşediler kendine, meşediler, siz gördü. Oğlun komandiriydi. Neden gelmiş oldu ki? Benim anam orada. Bana dediler anan dağa gelir. Ben bilmem buram. Benim anam dağa hemen bile geçmez. Komşu Allah vardı Ali Hanım. Ben buna hemen şey esri hala dedim. Dedim esri hala gel buraya yanıma. Vatandaşlar yerli adamlar. Dedim anam harada orada muhasır eliyle. Ben de haberleri anam vefat edin. Benim de bacım dedi vefat edin. Ben dedim kim bu bakçımız gelsin buraya. Bacım da neden beri bilmiyorum. Kuban şahini. O vaxtlarda ben gördüm ki benim evde bir arva terlenir. Şehirlerde ben tanımıram. Hamdur boşular tanımıram. Sen de ben onda bu çadırın anasıymış. Demek bu köyden çörekler olduklar, çıkarmışlar. Oldu sen de mi gelip bir doğru atan demek bunu alıp çıkarmışlar. Ondan sonrasında ben orada öyle olmadı. Bağışlar çıktım geldi. Ahmak şeyle. Geldi dedim beni saklamak istediler. Dedim ki, ben gelmişim size haber vermeye, icaza veririm. Ne mesela gelene kimi gösterelim. Hansı şehir demek? Ne var aslında? Kuban şehri. Kuban, ha, Kuban şehri. Zaten. Krasnodar. Krasnodar. Bazen oradan bana haber verdiler, çörpüden haber verdiler. Dedim, Kuban çayından çörpünü patladırız, çıkın şehirden. Ben tez geldim, gördüm paravoz, su, paravozu süren maşınız kaçırdı, yoktu. Kaldık böyle, ben de
Vagonlar hamısı produkla doludur. Ben bunu aparmalıyım Novorossiyskiye. Burada kim, bir nefer benim soldatım vardı, Şiyanov dendi, dedi ki ben paravozu sürebilirim. Dedim sürebilirsen sür ki ne sür paravozu. Paravozu sürdü, biz Kuban körpüsünü keçenden sonrası körpünü patlattılar. Bizimkiler özleri patladılar çünkü nemesler de aramıza gelmesin. Biz biraz gelmiştik poyezden, kabaktan paravoz geldi. Lineyni'den paravoz geldi, Novorossiyskiden. Paravoz geldi, bizi dayandılar. Dedim, ne olup dendi, dediler ki, Lileyni'ni nemesler tutuklar. Demek bizim gitmeye çağıranımız yoktu. Bizim de koşun da geri çekilir, kaçır. Bazen koşun geldi, ben de sastav hamsı, bütün vagonlar doğru hamsı, etti, yağdı falan da dendi. Saldatlara derin için asıl vagonları dağıdın hamsı, geri kaçanlar hamsı. Milyon, milyon şeyler var ha. Orada tezden biz ne yiyeyiz? Biz başladık piyada, oradan dağdan açtık Novorossiyskiye. Novorossiyskiye çıktık. Novorossiyskiye biraz kalandan sonrasında nemesler gelip tökürdü, paraşok tökürdüler. Zarı, fosfor paraşoku şehir gece işkansın ışığa bombalıyordular. Ben bir de işkansı yoklamaya gidende gördüm. Öyle içeri girende ardını açtım ben, içeri girende gördüm, huuu demişler, şıkırakta ayağı yiyirler. Ben öldüm, tezden kaçtık, gecedi de, kaçtık, kaçtığım yerde ben kuyuya düştüm. Kuyuya düştüm, kuyuda derin kuyuda, kuyudan kaçtım. Yani bombalandı, beni torpak basıldı, torpak üstüme torpak ısıttı. Ardinarsın bildi ki beni harada olmuşum, torpağa eşeledi, beni torpaktan çıkarttı Ardinar. Novorossiyskinin zadı yanında, denizin kulağına çatanda gördü, ahırıncı katerdi. Demek ahırıncı, bize de kışkırdılar ki, durun katere, katere doldu, Kırıncık'a geldi. Kırıncık'a gelenden sonrasında, oradan biz gelmeliydik Tuapsi'ye. Denizden gele gele bizi 5-6 mescer simit, böyle şuğuyur hamsı güllerliydi, ne kadar adamları kırdı, ben de bir yerimden yaralandım. Bir seher geldi, çıktı, çıktı sonra Tuapsi'ye. Tuapsi'ye çıkandan sonrasında darı pirkaz olduğu için bir adım geri çekilme olmaz. Kim geri kaçsa yerinde güllelemek. Burada hıyacak adamları yığmıştılar, afserleri. Ben de bana komandir Zrotsim'i gösteriş verdiler ki, ne sen komanda ver bunları güllelemeye. Mehmet Uşeylesi var o zaten. Tuhapsi ile Soçi'nin arasında. Ben dedim boğazım ağrıyor. Başkası komanda verdi. Orada hıyla afser güllelediler geri kaçtıklarına göre. Tezden oradan biz gittik. Bu bizim birinci dönüyor. Radımız bu oldu. Sonrasında biz vuruşmaya düştük Berdiçev'de, Ukrayna'nın Berdiçev'de. Ve bu sen dediğin o 42. yılda olmalı. Ha, Berdiçev'de sonrasında Tuapsi'de, biz geldi çıktı Tuapsi'ye, Tuapsi'de benim koçaklığıma göre hemen orada, o herbi hizmete göre ordeni orada verdiler bana. Biz Tuapsi'de yarım akrujenya dedi, orada vuruşurduk nemeslerle o Şamyanovski'de ondan sonrasında Kadri tarafı. Orada ben tezden, Tuapsi'de ben yaralandım, Soçi'de ben hospitalda yattım. Soçi'de hospitalda yattım. Nereye yaralandın? Oradan ben yaralandım, buradan yaralandım. Başımdan. Askoluş'ta. O çünkü Lenin parakodunu batıranda ben bir oradan yaralandım, bir buradan yaralandım. Parakodu, gece parakodu biz boşaldırdık. Parakodu boşalttığımız yerde tabi Nemet samolyotu geldi, sessiz aşağı indi, bombaları tulladı. Parakod başladı patlamaya. Ben parakodda olanda bir de gördüm ben kurutuyam. Parakodun motoru, o bölükte motor hissesi 7-15 metre aralı düşmüştü. Ne kadar adam kırıldı orada. Ben de gördüm ki
bir buradan demek burada bir men yaralanma, ağaç yaralanmasıydı bu. Ağacı ben özüm çıkarttım elimden. O sonrasında bir de buradan kırağa un taylarının içerisine düşmüştüm ben. Sonrasında da o paraxot patlayandan sonrasında sirene başladı çalmaya, onun başladı ateş açmaya, artilleriye, hiç mənasız şeydi. Məni elə orada özümdən xəbərsiz o formu tez maşına mindirdilər, götürdülər birbaşa Soçiya. Soçiya xeylə yaxdıq, ondan sonra həm də Soçiya məndə mədə xəstəliyini müəyyən elədilər. Dedilər ki, sağ qalsan gedib malıcə eləyərsən, sənin qaracıyarında xəstədir, mədəndə də turşuluq yoxdur. Bizim o birisi vuruşmamız olubdu demək. Özbekçevdə, sonra Vislada. Vislada, Vislada olubdu demək 44-cü ildə. Vislada. Vislada çox maraqlı oldu. Nemeslərin 6-cı armiyası Vislada formirovat olmuşdur. Fanpauz, hə, orada. 42-ci ildə. Hə, o tamamilə Stalingradın modelini orada yerdə eləmişlər hamısı. Traktor zavodudur, filandır. Olan nətər onların hələ o binalarında biz orada olduq. O yastıqları hamısı onu orada gecə bizi çağırdılar, ştaba çağırdılar. Orada nə tapşırıqlar verməyə qayılanda mən orduna ordinasiya deyirəm, sən get dinən, mən özüm gələcəm. Mən gələndə başa aşağı gedirəm, gecə vaxtı öz sistemimizi keçirəm nemislər tərəfə. Orada da gecə kim kimədir? Mən bir adam demir ki, bu hara gedirəm, zadır da. Bir də mən gördüm ki, nemislində danışırlar. Mən belə gözümü yumdum, divara sökəndim, gördüm, hə, mən keçmişəm nemislər tərəfə. Bir padvala girdim, gördüm orada palyaqdır. Palyaqa dedim ki, sənə tapança ilə gülləliyərəm. Sadı, mənə apar, keçir gələn öz sistemində. Palyaq zad elədi, durdu, ip götürdü. Məni də aldı yanına, mən də plaj. Başımdan papağı çıxardı, koltuğun altı almışam. Başqa papaq deymişəm. Nemes patrulları bizi dayandırdı, bundan sonra her zaman da bu onlara dedi ki, gedirik odun yığmağa, odunu. Dendirik çok uzağa gitme, Ruslardı orada, Ruslardı. O beni ötürdü o tarafa, o tezden hemen o palyak, bura ben onu adresi zaten bilmiyorum, benden sormuştu, o bura yazdır, kazara, zehre mektubu alır. Orada okuyabilmirler diye nerede mektubu getirir Gəncəyə. Gəncədə bir derdi bu mektubu okuyor. Dendə deyir, sen yoldaşın olup bu palyaqdır yazan ki, ne, o mənim evimdə oldu. Ondan sonrası mən onu belə salamat yola saldım. Ulan ondan sonra məndə mektubları var. Mən də o palyaqa mektubları vermişdim ki, sən bunları demək, vuruşma meydanında mənim bir ıslatım vardı, deyirdim ki, bilsinlər ki, mən sağ-salamatım. Bir iki de məktub yazdım, koydum ona ki, bax bu tarixlarda bu məktubu yaz geçsin ki, desinlər hala sağ-salamatsa. O məktubu sonra mən gələndə tapa bilmədim, zəhərə neynəmişsə tapa bilmədik. Mən o yerə çoxlu məktub yazdım ki, o adamı mən tapım, onun yaxşılığını qeyd edeyim. Həm tapsam, mən özüm gedərdim ona. Olsun, bir iki dəfə də yazdım, oranın qazetinə də yazdım, adresinə də yazdım, ara cavab ala bilmədim, adamı bilmədim mən. Sonra biz Rusla çayını keçdik, vuruşmada Xıcanov şəhərdir, orada kömür mədənləridir. Orada çox böyük vuruşmalar oldu, çox, çox böyük vuruşmalar oldu. Mən də orada hala ölüb, orada mən komandir ucu, komandir rotuydum, çoxlu itki verdik. İtki verdik, sonra nemeslər bizə əksi hücuma keçirdilər. Bizə dedilər, sabahları saat 2-də zatda arxadan bizim tanklar çıxacaqlar. Ona kimi davam gətirin.
Seher, gün orta saat 3-4 radelerinde arkada nemetlerin arkasından bizim tanklar grubu okuyu rey denemişler. Arkadan çıktılar. Nemetler başladılar kaçmaya. Sonrasında biz çeşitli hücuma gittik. Hücuma. Orada demek dedim orada o vuruşmamız da çok da oldu. Sonrasında bir de esas bizimki devlet Berlin vuruşması. Berlin vuruşmasında komandir ben atıcı komandiri rotasıydım. Rusun kolundan görüşüyorum. Bize yakışı çoklu soldat vermişler. Sonrasında hala tank da bize kömek vermişler. Sonra Samakod'un ağrıca kömek vermişler. Berlin zadında trajektörden hücuma geçmek o Zhukov'un esas birinci zadıydı. Biz bunu da birçiler de tecrübeli olarak sınavdan çıkartmıştık. Gördük ki çok yakışıdır. Ondan Berlin'i alandan sonra da Praga vuruşmasında ben yaralanmayabilirdim. Ne kadar olduysa yaralandım. Zasadya kura durmuş zalı destesine rastlaştık Nemeslilerin. Orada benim ardınarsın beni korudu. Ben buradan yaralandım. Nemes beni diri tutmak istedi. Üstüme hücum eliyende ben bir elimle yaramı tuttum. O bir elimle avtomatı bastım. Bütün avtomatın diski hamsı boşaldı. Onun hamsı o bir onun bedenine darmadağın elədi. Orada tezden avtomatın yoluna yakın idi. Şoförler biraz düşüp bizim köməyimize geldiler. Çünkü müharibə vaxtında şoförlerin hamsının avtomatı vardı, tüfəngi vardı, tapançası vardı. Onlar hamsı dayanıp atışmaya köməyə geldiler. Sen deme biz lap yola yakınıymış. Orada tezden ben yaralı, beni götürdüler. Pravada. Ben muharibeden hiç ne eve bir şey göndermedim, ne hiçbir şey almadım. Benim bir mende Bravnik vardı, generalın Bravnik'i. Balaca pistolet de. Onu da ben onu malucu edeyen hekime Kudisova. Ben onu verdim beni, yaxşı malucu elədiyinə göre. Sonra Nemes adlarında Kodus'ta bizim vuruşma çok oldu. Kodus şehrinde. Ratibor'da vuruşmada oldu. Kaçıncı yılda? Hamsı bunlar 45'in başlangıcı 44 olur. Ratibor, Zarao, Ratibor'da Kodus'ta böyle bir binanın alanda binanın aşağı hissesi bizim idi, yukarı hissesi de Nemesler idi. Biz bir evde vuruşma parırdık. Bir evde vuruşma. Kodbus şehrinde. Kodbus şehrinde. Orada sonra büyük bir bina vardı. O bina salamat kalmıştı. Binanın içeriye bizi bırakmadılar. Maraklı şeydi. İçeriye bırakmadılar. Şimdi yukarıdan bir asker pagonunu ışıklandırsın bırakır. Dedim ben ayrı bir salata dedim ki pagonumu göstereceksin afserim benim. Birden oradan gül batara. Her geldi açtı kimdi Ermeni. Baba kendi Ermenisi. Şamkor rayonunun Baba kendi Ermenisi. Ne? Ermeni. Ben de bu bina Ermenindir. Öz de bize telif elədi. Çoklu koyunu, kromu var, ayakkabısı var, ne lazımdı götürün dedi, ben muharibedim, neyimize lazımdı. Ermeni baba kendinden geri düşüp, birinci dünya muharibesinde 14. yılda geri düşüp doğru orada da kalır böyle. O hansılar da şehirde yerleşiyor ki? Kodbus şehirde. Harada yerleştiniz? Nasıl? Hansörken, Rusya'nda. Kodbus, yok, Germanya'nımdı. Kodbus, Germanya'nımdı. Ratibor olan, Kızlara olan içidir. Ratibor'da biz kabaca gelir, gelebilir ki bu formu yolla büyük bir kavrama gelir. Biz bize gelebilirler ki daldan haber verirler ki bizim koşunlar şehre dahil olur, siz geri kalırsınız ilerleyin.
Bende de bu kolona formasında gelenler Nemetlerin geri çekilen armiyasıymış. Tezden hərbi paryatka götürdüler bize karşı hücuma. Orada berf vuruşma oldu. Nemetle biz karıştık birbirimize. Ben de kaçıram. Ben de bir de görürüm ki benimle birlikte zaten ardını açtım birinin başına böyle vurdu. Dedim neyse sen? Ben de dedim. Nemet aktörünle biz beraber benimle beraber kaçırdık. Beraber kaçırdık. Karşı var. Tezden bizim tanklar çıktı. Bizim tanklar çıkan kimi Nemetler aralandı. Başladı kaçmaya. Biz de orada o rakip orada Rus kızları bizi karşılamaya çıktılar. Hamısı şirniyetle, padarkıyla filanla. Ancak devleti Platonsk'ı divizya vardı. Onun zaten rotası komanda verdi. Kızları promet ataşına, avtomat ataşına tuttular. Çoklu kız öldürdüler. Niye? Ha, çünkü o kızları vasıtasıyla eylemişti. Nemesler olan iştabını dağıtmıştı. Ona göre o kızlara karşı orada pis niyet var idi. Şimdi bu kızlar satkın kızlardı. Onlar hamsa Cermanya çoğunlu giden kızlardı. Rus kızların çoksu çoğunlu gedirlermiş Cermanya. Sayıdan sonrasında ki ben işleyirdim. Mersel komitede ben çok yakışı işleyirdim. Çok hürmetsiz işleyirdim. Ancak akıl vaklarda gördüm beni. Gönderirler. Mesela eri rayonlara tehkim verirler. İyi adamlar seviyesinde. Mesela ben oldum Pamuk yığımına tehkim oldum. Berde rayonuna, Terter rayonuna. Ha? Bu 47. ilde. Terter rayonuna, ondan Berde rayonuna, sonra o taraf Karyagin rayonuna, indiki Füzulu rayonu. Orada Pamuk yığımına. Gördüm beni böyle çok yüksek seviyede zadeliler. Ondan sonrasında zadeli beni gönderdiler. Bacırov'un göstersinden gönderdiler zada Tavuz'a. Tavuz'a gönderdiler ben rakom çatıdı kime. Ancak ben öz rayonu muydu deyin işlemi istemedim. Bir iki defa Bacırov'a müracaat eledim. Sonrasında gördüm böyle iş oldu için gördüm ki ben kohumlarım hamsı sonradan ben Tavuz'a gidebilmerim. Ben Tavuz'a çatıp istedim. Bir yıl kimi de çatıp istedim. Gördüm o gelir, bu gelir ona. Sen neye gelirsen bize kömür edemirsen. Gördüm tutmur. Ben sonra Müzefer Bacırov'dan öldüm, kahiş eledim. 17. kurultay çekildi iyun ayında. Kurultayın iş heyetinde ben oturmuştum bir şeyiyetinde. Bacırım beni çağırdı, pirizlidim zalına. Dedi sen niye Tavuz'da işleme istemişsin? Ben de dedim yoldaş bari, biri gelir diye melağımı kessinler, biri gelir diye oğlumu asker yaparlar koyma, biri gelir diye mümkün değil, ben orada isteyebilmerim, sabah saat isteyebilmerim. Ben de beni değiştirdiler Şemkir'e. Şemsir'den de ben değiştirdim Seferelif rayonuna, orada işledim. Şimdi Şemsir'den? Seferelif rayonunda ben 52. ilekim işledim. Orada sonrasında beni oradan götürdüler. Demek orada yakışı işlediğime göre Özbekistan'la pambuklarında ben birinci yere çıktım. Beni o vakitler 52. ilde Gence vilayeti teşkil oldu. Mena fazla Cence vilayetine zarı kent sarfadıcılara katip. Birinci katip İmam Mustafa'ya oldu. O da iki yıl kaldı. Biz onda vaziyetimiz yakşıydı. Onda hem de bize paket verirdiler pul. Hem de maaşımız da yakşıydı. Tezden oradan 52. yılda tezden bir de demek vilayetle olanına sonrası Merkez Komite'ye geçtiler. Merkez Komite'de oldum mesul teşkilatçı. Mesul teşkilatçı, ben onda idare edirdim, kuvvet edirdim. Zengilan, Cebrail, Laçın, Kubatlı, bir de Karyacın. Ondan sonra onları kuvvet edildiğinden sonrasında çekildi bu tarafa. Oldum demeyi Ağdaş, Göyçay, o
Uçar, Derdo, bu rayonları kurur vakilenler. Bu rayonları kurur vakilenden sonrasında bir de her şey kurtarmıştır. Ve ben çıkardılar, gönderdiler İsmailiye. İsmailiye 54. yılda. Orada ben istedim 61. yıl ekimi. 61. yıl ekimi çok yakışı oldu, sen güzel rayonuydu. Çok yakışı cemaati vardı, hem işimtek cemaati vardı. Hem Kur'an baş katibi değil mi? Ha, birinci katip, baş katip değil mi? Birinci katibiydim ben. Bütün planları yerine getirirdim. Ben orada üzüm bağlarının salınmasını tescil ederdim, çizmekilmesini tescil ederdim. Şikayetlerin suyla temin olunması, yolla temin olunması, cemaatin ev tikintisi, ondan mal qara saxlanması, her tərəfli şərait yarattım. Cemaat çok yaxşı, beni yaxşı kabul edirdiler. Ondan sonrasında orada ben daha xəstə oldum. Ben azad oldum. Bir il simitim geldim, ondan sonra da beni gönderdiler 12 nömrəli salsızı direktör kubuya. Ne olmuştur xəstəsi? Nadir xəstəsi. Kubadaki 12 nömrəli salsızı. O 12 nömrəli salsızı benden evvel orada alırdılar 3000-4000 ton meyve. Ben orada istediğim müddette meyve istihdamını kaldırdım 12 bin tona. 12 bin tona. Esas meyvenin de biz haddinden artık zaten meyvenin... Bir ilde 12 bin tona. Ha? Bir ilde 12 bin tona. 4 bin tondan 12 bin tona. Sonrasında meyvenin mağazayan aşağı salmıştık. Haddinden artık kazaç kalırdı. Meyveni biz satırdık. Orta hesap onu 30 katıya, ancak mağa değeri bile 7 katıya başa gelirdi. Sonrasında biz bir başa krem ile gönderirdik meyveni, sırala kağıtlarına pişir. Sonrasında orada tikinti işlerinden çok ciddi tikinti işlerinden biraz oldu. Çok yakışık kömeylerin Mekkevi Komutanı'nın birinci katibi Ahundov, Veli Yusufo. Veli Yusufoğlu, Akhundov, birinci kağıtı merkez konteri. Özü iki defa, üç defa geldi savkoza. Sonrasında savkoza ilde 3-4 milyonluk tikinti. Orada mektep binası tikildi. Ondan sonra 13'den artık arttıran kuyusu kazıldı. Yaşayış evleri tikildi, kulüp tikildi. Ondan sonra Kuba'da. Kuba'da hemen kanalizasyon, şu rayon merkezlerinde kanalizasyon yoktu, orada kanalizasyon. Hele bir defa da Elhanov, Nazlı Seyit'in sahibi dedi, şey sen burada metro da çektirmeyi istiyorsan, Vela Hundur dedi, lazım olsa metro da çeker yani. Sen de Kuba'da da birinci çekim sahibi. Yok, ben Savkoz'un direktörüydüm. Savkoz'un direktörüydüm. Sonra da ondan sonrasında ben oradan da azad oldum, geldim pensiye. Sonra deputat da öbürü, deputatlığa namiz verdi adamın ikinci yılında. Deputat ben Azərbaycan İşçiləri Ali Sovetinin deputatı olmuşam. İkinci yılında. Demek Səfərəliyevde işleyende olmuşam, Səfərəliyev rayonunda 48-ci ilde diyorsan, 48-ci ilde. Demek ben olmuşam, 4 çağırış deputat olmuşam. Demek 16 il deputat olmuşam. Ondan sonrasında deputatı devrinde 2 il orada olmuşam, 2 ilde İki defa deputat oğlu olmuşum, iki defa deputat seçilmişim İsmailli'de. İsmailli'de ben 10 yıl işlemişim. Deputat vaxtında ben Azərbaycan İşçiləri Ali Sovetinde Büdcə Komissiyasının sədri olmuşum. Büdcə Komissiyasının. Özellikle de birinci defa Büdcə Komissiyası olanda hemen o yazışlar, niyazı falan, bana tabi adamlar idi, mənim özüm idiler.
Birinci defa ben çıkış eləməliydim. Özde sesiyanın çıkışı, bu birisi çıkış eləyənlər kimidir. Sesiyada gerek vaxtın düzgün olsun. 15 dakika dediler, 15 dakikada kurtarır sana. Ben o birinci defa ben çıkışa razı kalmadım. Benim çıkışımı hazırlamışlar, razı kalmadım. Sonrasında ben de dedim, niye razı kalmadım? Çünkü ben gördüm ki, formal cihettir. Ben formalist, ben öyle uşaq vaxtından bu okuduğum vaxtlarda da formalist beni ben sevmezdim. Kaçı suratta. Səməd, Vitali Səmədov vardı, Mərkəzi Komitənin ikinci katibi. Bagirova deyir, Mecəfər Bagirova deyir ki, Kuriyev bu mətnlə çıxış eləməyə razı qalmır. Səndə deyir, çağır gəlsin görüm niyə. Mənə apardılar Bagirovun yanına. Mən Bagirova dedim ki, burada ya, mən deməliyəm ki, Hüccənin mədaxili bu qədər, məxarici bu qədər təsdiq olunsun. Nə cür dedim, Nazirlər Səviyyəti deyir. Maliyyə naziri deyir, mən də onu təsdiq edirəm, onda mənim dedim vəzifəm nə olur? Mən onda heç bir şey dedim, nə eləmək istəyirsən? Deyirəm, büdcənin müəyyən yerlərində mənə dəyişməyə yer saxlasınlar. Mən deyim ki, gələ olan dediyi kimi, deyir, istimad eləsin, mən deyim ki, səhiyyə bu qədər əraba pul xaçlansın, məktəblərə bu qədər əraba pul xaçlansın, ondan sonra pensiyonlara bu kadar əlavə pul xərclansın. Belə baxdı, baxdı, dedi, düz deyir. Dedim, mən oyuncaq satıyorum ki, gerek bana yer koysunlar, yoxsa mənə yer vermirlər, dedim. Onda mən çıxış elədim, çıxışdan çıxandan sonrasında dedilər, çox əla çıxış elədim. Mən o, bütün illər boyu mən Mücrə Komisiyasının sədri oldum. O anarın atası zaten o yazıcılar hamısı benim komisyemin üzvüydüler. Zaten ne diyeceğim ustağa? İş orada şimdi ben işlediğim vaxtlarda çok şeylerde mende tamam başka bir fikir olur. Her şeyden evvel ben en birinci benim fikrim olup kaybı keçlik. Mesela Şimali'de ben isteyende gördüm ki uzaktan arvat şikayete gelir. Diyordum ki niye o ya da şikayete gelsin. Ben oraya gitmeyeyim. Ona göre ben çetlerle kabul saatleri düzelttim. Bunu Merkez Komite özü müəttəl kaldı dedim. Kabul saatleri dedim. Niye cemaat şikayet eləməyə uzak yolu gelsin? Ha? Ondan sonrasında piyada mesela evlere gezerdim, evlere. Ben Sümayeli'de çörek pişirmeyi öğrettim cemaata. Yaxşı çörek pişiren arvatları gönderirdim çetlere ki gelin arvatları kürek pişirmeyi öğrendim. Gelin arvatlara paltar yumayı öğrendim. Ondan sonrasında zarı gezerdim çetlerde. Kimin evleri yoktu ev tikilmeye. Mers mahallede karar verdim ki 5 ile hamının evi olmalıdır. Evsiz adamı olmasın. Hamısına da kömü eliyordum. Sonrasında karışanlıkları çeperlettim. Çetlere blok çektirdim. Yol işlerini düzelttirdim. Orada mesela iş orada dedim, zarı cemaata hamı da diyerdim ki hamısının göz kavandı. Bir adam bu kadar işlerde mesela ben Safoğlu'da direktör olan vakları gelip bana diyorlar ki bak biri gelip bana diyor ki bak bu maşını sana bağışış verir. Teze Volga maşını derim lazım değil, lazım değil. Biri gelip diyor ki bu kadar mahallede işlediğim yerde Safoğlu'da o başka yerde bir adam diyebilmez ki bana bir katı mesela pul verir. Ben rüşvetten tamamıyla nifret etmişim. Rüşvet olabilmez. Hiçbir zaman olabilmez. Biri mahallede bana yemek evrazına pul getirip koymuştu otakta. Sonrasında ben o pamoşnikime dedim ki o ne de orada yakın. Senin öyle yemeği ben yiyebilmeren gelsin yaparsın dedim ben dedim yok koy onu gelsin yaparsın. Ben Safoğlu'da onda biri gelin bana diyor yerini bana ver sana 100 bin manat veririm. Dedim çok sağ ol gel aldığına vereceğin kime lazım gel benim yanıma. Ona göre ben öyle şeyleri ben öldü de fasonlu giymek falan eləmək, belə şeyleri mən sevmezdim, qəti suratı sevmezdim. Cemaat nəfadır. Zad İsmaili'de işleyende
evde de araya demiştim. Cemaatın şahları ne ter mektebe gelir, sen kızların da ele giyinsi gitsin. Bayağı belli bedelli olmasın, cemaattan seçilmesin. Ancak ben hiç onlar için şikayetten yaramadım. Ben anamın görebilmediğim, anam bensiz öldüğünde bana çok ağır darbe oldu. Hem de ben büyük kardeşim ölmeyi. Sonra ne kadar olduysa ben de özümden asılı olmayarak o rayona gelebilmedim. Kaçtım bu rayondan. Bir de tozla gelmedin. Yok, yine gittim bir o bacım ölende gittim, bir de bacımın yoldaşı ölende gittim. Atam da sizin şancıyla ben öldüm. Atam 61. yılda öldü. Hiç görmedin onu o vakti. Yok gördüm, atam gördüm. Atanın, ben savkozluydum, telgrama geldi ki atam öldü. Ben gittim kendi. Kendi gittim, gördüm atam ağacın dibini becerir. Dedim ben sen telgrama vurursan ki ne öldüm. Sen de dedi ki ben isterim ki gelersen sağ vaktimde seninle görüşüm. Atam onda bana dedi, dedim neden atam beni çağırırsan? Benim anam bazı şeyleri bilirdi. O babşı onun bilmek kabiliyeti var idi anamın. Değil, anam ben Bahar'da ben gelende anam atama diyor ki şeyin sağ gelecek. Ancak ben onu görmeyeceğim. Atama diyor ki şeyin gelende benim sütümü ona halal edersin. Atam bana dedi ki ne oldu? Anam sütünü sana halal edeyim. Ben de çöreğimi sana halal edeyim. Ben atamdan şüphelendim ki ne olur bu? Hasta değil bir şey değil. Benim onda hürmetim çok büyüydü. Mesela öyleydi ki bütün rayonlar hamısı beni tanıyordular. Ben geldim, ben rakonun birinci katibi Tavus'tan ölü geldi. Doktorları getirdi, atama baktılar. Dediler ürəyi sağıdı, taramazdı. Tezden atam 110 yaşında vefat edi. O, biləcə ben geçtim, ben gedəndən bir 4 ay sonra telegrama geldim, ben geldim Kohorun'a. Çattım, geldim, çatabilmedim, geldim. Gelip de hamamlanıp, sonrası yüzünü kıstırıp eleyip, oradaki bacım onda ölmemişti. Güher'e diyor ki, şeyine telgrama vursunlar, ben öyle getireyim o dünyaya. Sonra diyor, vurmasın, geçti, öyle gelir. Bacım ağlıyor, onun çamal dışı var, o gelir, diyelim, mürsel dışı, ne olur sana, ben de der, hiç mi? Der, elim ben tuttum, der, uzanım, böyle uzanım, der, orada da ölür. O köyünün şeyini, soğuk oldu, bir susak oldu. O köyden üç uşak olur. Gidiyorlar. Ögeyanın diriydi, yoksa da? Diri de, biri o Sabir'di, biri iki de kızdı. Ögey ananın dalınla da bir kız gelmişti. O kız da erde de onda uşaklarız adı var. Büyük bacımın iki kızı vardı, iki kızı iki oğlu vardı. Oğlunun biri Tiflis'teydi, Allah verdi. Şöyle orada evlenip orada yaşıyor. Biri oruç var idi, o da öldü. Kızının da 5 oğlu var, 2 kızı. Oğlun da biri ölüm. Oldum pensiyası. Kuba'ya neçinci bir tayin olmuştu? Kuba'ya ben tayin oldum 61. yılda. 61. 10 yıl işlerdim orada. 71. yılda çıktım oradan. 10 yıl işlerdim. Sonrasında geldim burada gördüm evde darıxıran bir şey. Dedim yaşıllaştırma idarasına orada başladım. Gelip orada gül şey ektirmek nazarından meşgul idim. Burada? He. Sonra tekrar evde ev hakkında var. Harada yaşıyordun oraya. Ev birinci bizim evimiz olmuştu zaten. Dünya kışkıda. Orada o uçtu, avarya oldu, uçtu. Sekada? Ben Sekada işledim. O ev uçtu. Hele biz evsiz kaldık. Sonra Naşar Komutanı gösterişinden bize
saray içinde ev verdiler, iki otaklı ev. Orada biraz Çeçen'den sonra da o evler uçurulup orada başka binalar dikileceydi. Bizi gönderdiler 6. mikrorayona mürekkeati yaşamak için. Orada mürekkeati yaşadık. Orada hıylak yaşayandan sonrasında ahirinde beş otaklı buranı verdiler. Burada çünkü bize demişler ki harla için biz yaşamışız. Orada Naşarlı Komiserinin yanındaydı bizim evimiz. Orada dikilen binada vereceğiz. Sonra o karantin ordenini lağvelediler. Geldi küçük burası. O vaktan da indi burada yaşıyoruz. Kısalar hakkında demek birinci olup Hasan, Hasan'dan sonrasında olup Samaya, o üçüncüydü. 43'te geliyor olup. Samaya'dan sonrasında Kulya'dı. Kulya'da Ballı. Ballı'da Ballı, onun adı Ballı'dı. Ballı'dan sonrasında olup üçüncüydü. Bilmiyorum onu. 50-50-47 de yoksa neşe de. Sonrasında olur Zafer. Zafer mağaranın kurtarmasına alakadar olarak adı Zafer koyulur. Bunların da indi. Bu saatlere hal-hazırda benim demek 4 uşaqdı. 2 oğlandı, 2 kız. Şekil nevredi. Eresinin 2 kedi. Büyük oğlumun 2 oğlu var. Ondan küçük kızım Samaya'nın 1 oğlan 1 kızı var. Samaya'dan sonrasında Ballı'nın 2 oğlu var. Sonrasında Zafer'in 2 oğlu var. Benim bu saatleri oğullardan sonrasında 2 de neticem var. Zaten uşaqları. Afetim uşaqları, 2 de neticem var. Ben özüm kətdə olanda her işi kətdə bacarırım. Zadda özüm biraz boynu sarmışam, boynu getmişam. Ondan sonra uşaqları ben çok cəld olmuşam, çok cəld olmuşam. Yaxşı top oynayardı, güləşməyi bacarırdım. Onu sürədiyimə oynayırdım. Onun at minməyi çevirdim, çoxlu at minməyi çevirdim. Özümün atım var idi. Bir dəvə mənə anam demişdi ki, nə şarlılar şeyinin o gözü dəyməlidir o kişi, onun yanına gələndə atı baş sürməkdən. Mən ona baxmadım, atı baş sürəndə at Xırmana döndü, xırmanda yılan var, atın burasından batıb burasından çıkmıştı. Mən də yıxıldım atın üstünde. Tezden ana muatı sağaltı, belindən bağladı yuxarıya, at yıxılmasın, altından tüsü verə sağaltı. Sonrasında yaxşı mən pambıq yığırdım, ondan sonrasında taxıl pişirdim, xırman döyürdüm taxıl. Ondan sonrasında zavı kənd uşaqlarımla həməsə yaxşı oynayırdı, verirdi. Uşaqlığım çox yaxşı keçir mənə. 55-ci ildə. Maskular mənim fikrim vardı. Zada Bacırov Erdənizdə yazmış ki, qiyabı surətdə oxusun. Mən qiyabı surətdə alı Vüşşi Partiyin Şkola, Ali Partiya Məktəbini, Moskvada Ali Partiya Məktəbini qurtardım. Moskvada getdik, 40 gün imtihan verdik. 55-də getdiyinmiş, nə oxtardın? Orada 4 gün doğru, 59-da. Hərbi hissədə olanda, hərbi hissədə yerləşirdi demək. Azərbaycan diviziyası Hacı Kəstə. Onda
Levendovski, Zakaskarska Bayi'nin o kurumun komandosu gelersiydi. Bizimki de Kambay Vezirov'uydu. Azerbaycan Divizyası'nın komandörü Kambay Vezirov. Zaten her polktan bizim polkumuz Gence alayıydı. Gence alayından her alaydan 3 nefer çıkırdı. Sniper Skistrilbiya. Bizim araydan çıkan biri de ben idim. 3 neferin biri de ben idim. Nişanalı böyle kuruklu nişanı atmalıydı. Antrisi başlı olsun. Yok adını koydu, komando işi gelip de ben sniper Skistrilbiya olacaktı. Tezden ben tez öyle kum meşhur doldurup koydular, böyle ufoga boyundan çıkınca atırsan. Ben öyle birini, ikisini, üçünü dalbadal attım. Yanında olan komandör, neyin edin, sen neyin edin, derim attım da. Yakın yarı böyle bakır, görüm benimkinin ikisi onluğa değil. Ancak biri biraz şüphelidir. Komandosu geldi, ölçtüler, küştüler. Üçünü de onluk saydılar. Üçünü de onluk. 7 gün bana, bütün divizyelere 7 gün bana istirahat verdiler. Kuvalin emri, 7 gün. 13. yılda demek bu. İstokyan baklar. İstokyan baklar, o olup demek 36. yılda. Ondan sonrasında zaten Asoğlu Rad için bir komandosu bir çervon verir. Bir çervon 10 maatıydı da çervon. Tabi kovakları ben yakışı atıcıydım. Ancak muharebede atırsa nişan alabilmişsem çünkü bu havur olur. Muharebede ben nerede güzel nemlisler inşallah alıp atmışlar.